Merhabalar, Belçika'ya Göç YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Klosbos'tan sesleneceğim. Bir beyefendi var, bazı videolarımın altına bu ıssızlıkta nasıl yürüyebiliyorsun yazıyor. Her defasında onu gerçekten şöyle gözlerimi kapatıp onunla bir empati kuruyorum ve hak veriyorum. Ama şu bir gerçek ki ben biraz doğa insanıyım. Bir örnek göstereyim. Bolu'da Mudurnu'ya yakın Menen miydi? Ay neresiydi? Unuttum şimdi. Hindibağ Doğa Evi diye bir yer var. Ben seneler önce bir kız arkadaşımla buluştum orada. O Ankara'dan geldi. Ben İstanbul'dan gittim. Dalır o zaman genç. İşte 6 yaşında, 7 yaşında öyle bir şey. Umay falan yok. Neyse ben arkadaşıma dedim ki kar yağmış ama nasıl bir kar var. Ben dedim bu karda dedim şu ormanda yürüyeceğim. Yürüyüş parkurları var. Mekan da Hindibağ Doğa Evi de hayvansever bir yer. İşte 7-8 tane sokak hayvanı var ama çok büyük köpekler. Arkadaşım dedi ki canım ben yorgunum. Gelemem ben oralara. Tamam dedim ben gidiyorum. Ama dedim dalır küçük. Hani bir de doğa hayvanı değil yani evde beslediğimiz bir hayvan. Şimdi böyle bir şey çıkar karşımıza. Onun için gelir yanıma. Ben dedim onu sana emanet edeyim. Çıktım ben yola. Yanımda bu mekanın 7 köpeği bana eşlik etti. Epey bir tırmandım. Yani hatırlamıyorum geçmiş zaman ama 7-8 kilometrede yürüdüm. Kar yağmış, hava soğuk. Hani ben şehirde yaşıyorum, idmanlı değilim. Hayatımda en ama en keyif aldığım rutlardan biri oldu. O hayvanlar bana rehberlik ettiler. İkisi yanımda, ikisi önümde, ikisi arkamda. Biri sağımda, biri solumda böyle görmeniz lazım. Muhteşemdi. Çok güzeldi. Hiç unutamıyorum o günü. Yani benim öyle şey tribim yoktur. Hani ay bir şey çıkar karşımıza. Of böcek, üf kuş. Burada da her yer orman. Yani bakın ben şimdi kaç 4-5 kilometre yürüdüm işte. Videoyu açmadan önce. Burası epey büyük bir orman. Şimdi yürürken şunu fark ettim. Hemen şurada bir tesis var. Yani şey gibi düşünebilirsiniz. Her yerde bir Belgrad var. Öyle söyleyeyim. Burada bir tesis var. Hemen aşağıda yerleşim alanı var. Yani ormanlar insanlardan uzak değil. Ama doğaya da hiç kimse karışmadığı için. Yani şu dalı şuradan almıyorlar. O yüzden de hayvanlar aç da değil. Yani hayvanları düzenli besleme şöyle. Daha doğal seleksiyon diyelim hani siz gelip de buraya köpek mamaları koymuyorsunuz. Zaten sokak hayvanı diye bir şey yok kavram. Herkes evinde bakıyor hayvanına. Herkesin alanı var bunun için. Az önce de bir baba bir böyle çok iri bir köpeğiyle kucağında da 1,5 yaşındaki bir çocukla yürüyüşe çıkmıştı. Az önce karşılaştık. Ondan önce çok yaşlı bir teyze. Ah çok güzel atıyor. Tamam. Sus dedi herhalde bana. Yaşlı bir teyze yine büyük, epey büyük bir kurt köpeğiyle geziyordu. Bu böyle bir kültür var. Sonra dün entegrasyon dersinde tekrar konuştuk. Belçika'da en çok yapılan 3 faaliyeti söylemek isterim. Belçikalılar ne yapar? Kafede otururlar. Yani böyle bir şey var. Kafede oturmak. Spor yaparlar. Üçüncüsü ne biliyor musunuz? Her 5 kişiden biri gönüllü iş yapar. Yani buradaki insanlar doğaya, birbirine, canlıya çok şeyler, yardımcılar birbirlerine. Bir imece usulü bir hayat var burada. Ben köşk gibi evimde oturayım, 3 tane arabamı kapının önünde koyayım, tatillerden tatillere koşayım değil. Ve biliyor musunuz bu gönüllü işlerin birçoğu rehabilitasyon merkezine gidip yaşlılarla ilgilenmek, huzur evlerine daha doğrusu rehabilitasyon merkezlerine gidip İşte otizm ya da Down sendromlu çocuklarla ilgilenmek ya da hayvan çiftliklerinde hayvanlara yardımcı olmak, tarımcılara yardımcı olmak. Sonra geçtiğimiz günlerde ben böyle Borderey deniliyor burada çiftliğe. Borderij diye yazılıyor. İşte önüne hit koyduğunuzda keçi çiftliği, işte pardon dediğinizde at çiftliği oluyor. Hani burada buraya yeni gelen ya da gelmek isteyen ya da beni zevkine takip edip Google'da aramak isteyen olursa diye söylemek istedim. Diyelim ki yazdığınız çevrenizde bir işte çiftlik var. Çocuğunuzla gidip oradaki doğal ürünlerden alırken
hayvanları da sevebiliyorsunuz. Bir çiftlik buldum. Epeyce büyük. Bana da yakın. Ve sonra şunu fark ettim. O çiftliği de okullar anlaşma yapmışlar. Rehabilitasyon merkezi olarak kullanıyorlar. Özel çocukları oraya götürüp hayvanlarla iç içe, hani ruhsal olarak da bir rahatlama ihtiyacı oluyor ya çocukların. Böyle programları var ya. Ya böyle programları var. Muhteşem değil mi? Bu insanlar doğadan elini ayağını çekmiyorlar. Doğa onlarla, onlar için bir yaşam alanı. Ama bunu yaparken de şöyle demiyorlar. Hey hayvanlar, siz çıkın. Biz burada mangal yakacağız. Ha şu bir gerçek. Ben şu an yine ülkemi kötülemiyorum. 20 milyon İstanbul'da bunu nasıl yapabilirsiniz ki? Burada zaten az nüfus ve bu nüfusu küçük küçük kasabalara yaydıkları için, insan mangalını zaten bahçesinde yapabildiği için buraya gelme ihtiyacı duymuyor. Yani konu bu. İçtiğimiz günlerde bir tane hanımefendi, işte çok cahilsin, çok keşke ölsem minvalinde, böyle bana bir yorum yaptı. Ben de dedim ki yani bayağı bir yazdı, ben yazdım, o yazdı falan. Eşim de kızıyor böyle şeyler olduğunda, diyor ki bana, sen niye muhatap oluyorsun, kaliteni düşürüyorsun, onun seviyesine iniyorsun. Belli ki bir problemi var. Neyse ben de ona psikolog öneririm falan, en iyisi sana psikolog önereyim dedim. Şimdi bana çok cahilsin demiş. Çünkü ben yüksek sesle bağıra bağıra bir yaran varmış gibi konuşuyormuşum. Neyse yine de döndüm, bazı videolarımı izledim. Düşündüm neden böyle. Galiba şey var, bir şey anlatırken heyecanlanıyorum. O zaman da sesimi yükseltiyorum, evet kabul ediyorum. Neyse bu bir cehalet göstergesiymiş. Sorun değil, cahil de olabilirim. Hiç kimse yani süper mükemmel donanımlı değil. Yani en mükemmel profesörün de bilmediği bir şeyler var günün sonunda. Herkes bir şekilde dünya cahili bir yerden. Demek ki ben çok cahilim. Yüksek volümlü konuştuğum için. Sonra şimdi az önce videomu dinledim. Part aslında at pardon değil. Part. Part bordere. Ama bazen şimdi kafamın arkasına başka şeyler döndüğünde yine bana çok yavaş konuştuğumu söylüyorlar ya, hızlı konuşmaya çalışıyorum. Kendimi bu konuda da geliştirmeye çalışıyorum. Yanlış söylüyorum. O heyecanla. Bir de genelde süre kısıtım oluyor. Hani hem yürüyeyim, hem video çekeyim, hem Uma'yı alayım, hem evi temizleyeyim, hem programa dahil olayım, derse gideyim, işe gideyim derken kafamda dolananlarla beraber video çektiğim için onda da bir dil sürüşmesi yaşanabiliyor. Hakeza hani Belçika'da kral kraliçe var. Bu kral kraliçe geçen de Instagram'da videosunu çektim. Halkın arasına iniyorlarmış ara ara. Bizim şeye geldiler, yakın adı neredeye, bize yakın olan. Kısmet işte gördük falan. Dersteydik, hoca götürdü bizi. Gelin kral kraliçe geliyor, gelin selamlayacak halkı, biz de gidelim gibi. İnsan topluyorlar gibi geldi de neyse. Hani orada Belçika'da bir kralın varlığından haberdar değildim. Derken şey demişim. Belçika'nın krallıkla yönetildiğini bilmiyordum. Aslında bir kral var ama tabii ki kral yönetmiyor bu ülkeyi. Ona da demiş bilgisizsin, cahilsin, bilmem ne. Ya hani onu bilmediğimden de, bu arada bilmeye de bilirim, yanlış da söyleyebilirim. Ya bu nasıl çirkin bir ifade. Sonra bu sabah Keçiperver diye bir kızcağız var. Çok seviyorum onu da. Çok hoşuma gidiyor. Bir video çekmiş. Bir eğilirken pantolonun arkasında minik bir delik varmış. Millet onu görmüş, yazmışlar. Pantolonun yırtık. Ya o yorumu görünce ben de videoyu tekrar tekrar izledim. Sonunda bir yerde gördüm pantolonun bir yerde yırtık olduğunu, böyle minicik bir delik var. Ya hani ya o videoda hani o pantolondaki tam da böyle poposunun arkasına gelen yerdeki o minicik deliği görebilmek büyük başarı ya. Gerçekten büyük başarı. Bana öyle geliyor ki insanın içinde bulunduğu psikoloji, yaşadığı stres, gerçek karakterinin ortaya konulmasına da epey kapı aralıyor. Ve bir şekilde çocuk yaşta kendini oyalamayı bilemeyen birey böyle bir başkalarıyla, başkalarının eksikleri ya da kusurlarıyla tatmin olabiliyor. Ama başka olaylar da var. İşte gidip başka insanlara yardımcı olmak,
Ne bileyim işte, gönüllü çalışmak, hiçbir şey yapamıyorsan sesini çıkarmamak. Allah senin kalbine göre versin dedim ona. Bunu da fakir edebiyatı olarak yorumladı. İşte bu da başka bir cahil eylemiymiş. Şuna çocukluğa inmiyor psikologlar. İnsanların neden böyle davrandıklarını, işte zor durumlarda neler yaptıklarını ya da işte hangi durumlarda nasıl bir karakter ortaya koyduklarını anlayabilmek için ta çocukluklarına iniyor. Tabii işte psikologlar da kendi aralarında ayrılıyorlar. Hepsi çocukluğa inen ekolü tercih etmiyor ama ben kendi çocukluğuma ineyim. Şöyle söyleyeyim. Zor bir çocukluk yaşadım kendime göre. Çok aşağılandım. Çünkü babama göre kız çocuğu olmak bir problemdi. Yani hele ilk çocuğunun kız çocuğu olması daha büyük problemdi. Kız çocuğunun okuması daha büyük problemdi. Zor. Yani onu da bir ara anlatırım dinlemek isteyenlere. Ben alıngan bir tipim. Yani toplumdan beklentim yüksek. Ona da alınıyorum. Eğitimli, eğitimsiz, iyi, kötü ayırt etmeden. Yani kötüden bile iyilik bekleyecek kadar zavallılaşıyorum bazen. Böyle şeyleri takıyorum yani. Hani bu konuda da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Her konuda olduğu gibi geri bildirimleri kesinlikle dikkate alıyorum. Bu arkadaşa da kalbim kadar güzel bir hayat dilerim dediğimde de onu da fakir edebiyatı olarak gördü. Evet, fakirce de bir ailede büyüdüm. Yani hani öyle orta morta değil, bayağı alt segment bir aileydik. Ama hep söylüyorum, ben öykümle gurur duyuyorum. Zorları başardım. Güzel bir üniversitede okudum. Sonra onunla yetinmedim. Kendimi hep geliştirmeye çalıştım. Hem kişisel, hem ruhsal, hem fiziken elimden geleni bir şekilde yaptım. Çocukluk travmalarıma sığınmadım. Bence bu da bir yol. İşte gönüllü çalışmak gibi bir şey bu da. Hep eğitim eşitliğini, çocukların eşitliği, eşit büyümesine falan filan da bu yüzden de çok vurgu yapıyor, önem veriyorum. Yani çünkü bu tarz yorum yapan insanlar, böyle çirkinleşen insanların da bence kendi çocuklarına, çocukluklarına inmeleri gerekiyor ve bunları artık kabul etmeleri gerekiyor. Ben cahilsem, travmalarım varsa, fakir edebiyatı yapıyorsam, sen de tatlım tam olarak şu ağacın en üstüne koymuşsun kendini. Dağ yok da ondan ağaç dedim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok dikkat edin. Hoşça kalın.